f fonksiyonunun grafiğine 2,3 noktasında teğet olan doğrunun 7,6 noktasından geçtiği söylenmiş ve f üssü 2'yi bulunuz demişler. Evet, ee, fonksiyonun türevinin iki noktasındaki değerini istemişler. Buna benzeyen bir soruyla karşılaştığınızda işe size verilen ve sizden istenen şeyleri görselleştirerek başlamanız iyi olur. İsterseniz bir çizim yapar, isterseniz de fonksiyonu ve teğeti gözünüzün önüne getirmeye çalışabilirsiniz, yani bir taslak işte. Bu x, bu da y eksen'i olsun. Evet, soruda bize verilen bilgiler 2,3 ile 7,6 noktaları. X ekseni üzerinde 1 2 3 4 5 6 7'yi, Y ekseni üzerinde de 1 2 3 4 5 ve 6'yı işaretliyorum. 2,3 noktası işte burada. Hemen belirleyelim. 2,3 evet burası. 7,6 ise bir bakalım burada. Öyle değil mi? 7,6 Şimdi f fonksiyonuna bu noktada teğet olan doğru 7,6 noktasından da geçiyordu öyle değil mi? Bir doğrunun bir fonksiyona teğet olması için verilen o noktadan geçiyor olması lazım. Buna ek olarak bir de 7,6 noktasından geçtiğini de biliyoruz. Bir doğruyu tanımlayabilmek için zaten iki noktaya ihtiyacımız olduğu için teğeti şu şekilde çizebilirim. Bakalım çizebilecek miyim? Olmadı. Bir daha deneyeyim. Yine olmadı. Bir daha şarkı sözü gibi oldu bu kez de ama bu sefer oldu değil mi? Teğetimiz buna benzeyen bir doğru olacak. Bu noktada F'e teğet ve 7,6 noktasından da geçiyor. F hakkında başka bir şey bilmediğimiz için F'in neye benzediği hususunda ancak tahminler yürütebiliriz. F örneğin buna benzeyen bir eğri olabilir. Önemli olan doğrunun bu noktada f'e teğet olması. Evet f'in buna benzediğini düşünebilirsiniz. f üssü 2'nin neye eşit olduğunu bulun demek x 2 iken teğetin eğimini bulun demektir. Ve bakın x 2'ye eşitken teğetin eğimi bu çizdiğimiz doğrunun eğiminin ta kendisidir. Bu doğrunun üzerindeki iki noktayı bildiğimize göre de eğimi başka bir deyişle de fonksiyonun bu noktadaki değişim hızını ya da türevini kolaylıkla bulabiliriz. Bunun için teğetin eğimini bulmamız yeterli olacak. Haydi bakalım. Eğim y'deki değişimin x'teki değişime oranı olduğuna göre 2,3'ten 7,6'ya giderken x'deki değişim delta x ile gösteriyoruz. 2'den 7'ye gittiğimiz için 5'e eşit olacak, değil mi? Y'deki değişim ise y eşittir 3'ten y eşittir 6'ya gittiğimiz için delta y eşittir 3 olacak. Y'deki değişimin x'deki değişime oranı ise 3 bölü 5. 3 bölü 5 bu doğrunun eğimi ve doğru fonksiyona 2'de yani x'i 2 olan noktada teğet olduğu için aynı zamanda da fonksiyonun apsisi 2 olan noktasındaki türevidir. İşte bitti. Hadi bir tane daha yapalım. G fonksiyonu için g eksi 1 eşittir 3 ve g üssü eksi 1 eşittir eksi 2 bilgileri verilmiş. G'ye x eşittir eksi 1 noktasında teğet olan doğrunun denklemini bulun demişler. Evet daha iyi anlayabilmek için bu soruyu da görselleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bu y ekseni bu da x ekseni olsun. g eksi 1 3'e eşitse eksi 1 virgül 3 noktası fonksiyon üzerinde olmalı. Burası eksi 1, burası da 1, 2 ve 3. Eksi 1 virgül 3 noktası işte burada bir yerde. Buna ek olarak g üssü eksi 1'in de eksi 2'ye eşit olduğunu unutmuyoruz. Bu, bu noktada eğriye teğet olan doğrunun eğiminin eksi 2'ye eşit olduğu anlamına geliyor öyle değil mi? Evet, x eksi 1 iken teğetin eğimi eksi 2'ymiş. Bu bilgiyi kullanarak teğeti çizebilirim. Şöyle çizeyim. Evet, teğet ve eğimi eksi 2 olan teğet buna benzeyen bir doğru olacak. Gördüğünüz gibi x ekseninde bir birim ilerlediğimizde y ekseninde negatif yönde ya da aşağıya doğru 2 birim ilerliyoruz ve eğimi eksi 2 olan bir doğru elde ediyoruz. Şu anda g'nin nerede olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. G buna benzeyen bir şey olabilir doğru bu noktada fonksiyona teğet olacak. Bundan sonra ise g'yi istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Çünkü bizim için önemli olan g değil. Buradaki yeşille çizdiğimiz doğru. Doğrunun denklemini de farklı şekillerde bulabilirsiniz. Bunlardan biri doğrunun denkleminin hemen not edeyim y eşittir m çarpı x artı b formunda olduğundan yola çıkmaktır. Burada m eğim b ise y eksenini doğru doğrunun kestiği noktadır. Eğimin eksi 2 olduğunu zaten biliyoruz. O halde y eşittir eksi 2 çarpı x artı b'yi hemen yazabiliriz. b'nin neye eşit olduğunu bulmak için de eksi 1 virgül 3 noktasının bu doğru üzerinde olduğu bilgisinden istifade edeceğiz herhalde. x ve y yerine sırasıyla eksi 1 ve 3'ü yazarak ufak bir hesaplama yapacağız. y yerine 3 demiştim. y eşittir eksi 2 çarpı x yerine de eksi 1 yazacağız. Evet eksi 2 çarpı eksi 1 artı b eksi 2 çarpı eksi 1 2 eder. İki taraftan da 2 çıkarırsak 1 eşittir b buluruz. İşte bu kadar. Doğrumuzun denklemi y eşittir. Eksi 2x artı 1'miş. Bu arada denklemi nokta eğim formunu ya da standart formu kullanarak da yazabilirdik. Ama ben bunun diğerlerine göre daha kolay olduğunu düşünüyorum.